Henüz belirleyemedim. Yani ben de kararsızım. Yani çünkü herkes artık onlar da karıştı yani. Onlar da ne yaptığını farkında değil diye düşünüyorum. Şu an Kemal. Türkiye'de ben Kemal Kılıçdaroğlu. Şu an Türkiye'de ben görmüyorum ya. Benim şu an öyle bir görüşüm yok yani. O kapasitede birini şu an Türkiye'de görmüyorum. Benim görüşüm tamamen koltuktan herkes kalsın. Orta Doğu Teknik Üniversitesi okuyan, İTÜ okuyan, yeni nesil, ekonomi bilen, yabancı dil bilen, genç, dinamik nesiller gelsin. Yani şu an benim gördüğüm kimse yok. Yaklaşan seçim hakkında değişmesini düşünüyorum. Çok geç kaldı bile. Vallahi ben CHP'liyim, CHP'ye verdim. Şu anda CHP'ye veririm. Adayımız Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu. Diğer tarafta da işte onun milletvekilleri yani unsurları. Adayım Kemal Kılıçdaroğlu. Büyük ihtimalle Kılıçdaroğlu'na vereceğim ya. Kılıçdaroğlu diye şart bir şey söylemiyorum da baştaki adam insin kim geliyorsa gelsin. 20 sene boyunca bu adam bu ülkeyi bu hale getirmiş. Zarar verecekse bu vermesin, başkası zarar versin abi. Kemal Kılıçdaroğlu. Açık söylemek gerekirse benim bir adayım yok. Fakat yine de insanları adaysız bıraktıklarını düşünüyorum bu konuda. Yine de oyumu Kılıçdaroğlu'na vermeyi düşünüyorum. Tabii ki arka tarafta milletvekili için vereceğim oy farklı olacaktır. Adayım Kılıçdaroğlu diyebilirim. Ben Cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi düşünüyorum. Milletvekili seçimlerinde de Yeşiller Sol Parti adaylarından birine vermeyi düşünüyorum. Kılıçdaroğlu. Onun haricinde herhangi birine vermeyi düşünmüyorum. Şimdi herkes bunu çok basit söylüyor da ben son aday olarak yani son sandığa giden kişi sen şimdi bu partiye veriyorum diyorsun ya hiç vermiyor kardeşim. Bunlar hep yalan dolan. Şimdi ben sana dedim ki A partiye vereceğim inan vermiyor. B partiye vereceğim diyorum ya inan onu da vermiyor. Ben de şimdi ortadayım. Ya ben de ortadayım şimdi. Benim yaklaşan seçim abi ben HDP'liyim. Şöyle size atayım. Tabii HDP'nin açıklamasını bekliyoruz. Kime oy verir dese biz ona veririz ama Erdoğan'a vermem ben. Büyük bir ihtimalle CHP olur. Zaten şu an AK Parti şu an uç parti. 3-4 adayımız var diyorlar. Kılıçdaroğlu tek, Sinan Oğan, Muharrem İnce AK Parti'dir. Bunu da herkes bilsin yani bu bilinçli bir şeydir bu. Bunu gerçekten de bilinçli bir şeydir. Şimdi Malatya'da depremi yaşadık biz. Zaten aslında deprem 20 yıldır yaşanıyor bu ülkede. Her şeyiyle yalanla, dolanla, ekonomik olarak, sosyal olarak, kültürel olarak toplumu bitirmiş durumda bu iktidar. Tercihim Millet İttifakı'ndan yana bu gidişata dur diyeceğine inandığım için kişiler önemli değildir. Bizim ülkemizde sistem kayboldu. Adalete bakıyorsun kaybolmuş, liyakata bakıyorsun kaybolmuş, bürokrasiye bakıyorsun kaybolmuş. O zaman biz de kaybolduk. Hani 80 yılda çok mu iyiydi ama bu kadar kötü değildi bu sistem yani. Türkiye'nin en namuslu, düzgün, dürüst adam Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim. Sinan Oğan. Hani derler ya kötünün iyisi en azından bir şeyler yapmış Cumhurbaşkanı Erdoğan. Abi Cumhurbaşkanı adayı tabii ki Kılıçdaroğlu. Onun asaleti yeter abi. O yüzü CHP'ye verir. Recep Tayyip Erdoğan. Allah hakkımızda hangisi ise onu getirsin. Ben başörtülüyüm ama dinle siyaseti karıştırmayın lütfen. Dinle siyaseti karıştırdığınız zaman bu iş yürümez. Siyaset ayrı bir şey, din ayrı bir şey. Ben gizli yaşarım dinimi, evde her şeyi. Gizlilik çok önemlidir dinde. Herkes açık saçık söyleyecek ya da yapacak bir şey değil. Ama şu andaki duruma bakıyorum. Dininde yaşayan gizli yaşamıyor. Herkes televizyona, medyaya yayın veriyor. Memnun değilim. Açıkçası dinle devlet işini karıştırmak hiçbir şey değil. Atatürkçüyüm. Atatürk'ü çok seviyorum. Bu devleti bize emanet etti. Ama korumayı bilemiyoruz. Adayımız yine başbakanımız olur. Ama çok memnun muyuz gidişattan ve bu durumdan? Hani ve Suriyelileri lütfen geri göndersin. Şu Suriyelileri geçirsin. Bu pahalılığın önüne geçebilsin. Bir şeyler yapsınlar artık. Artık bu devlet için. Gerçekten savaştığımız, savaşarak kazandığımız devleti parça parça bina olarak yabancılara, mesela Suriyelilere, olsun Amerikalılara her şeyimizi sattınız. Normal şartlarda Muharrem İnce'ydi. Bu Oğuzhan Uğur'un şeyi var ya, abi çıkmış millete bağırıyor, çağırıyor. Hani biz zaten abi o nedenlerden dolayı bunları istemiyoruz. Yoksa abi bizim Recep Tayyip Erdoğan'la ne sıkıntımız olabilir? Biz düşmanı değiliz ama onlar hepimizi düşman terörist olarak görüyor. Biraz bir küçük bir adım atsa biz koşarız abi. Bizim yani hiçbir adayla derdimiz yok. Ama yani stratejik olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Çünkü nasıl söyleyeyim Muharrem İnce gözümden düştü ya. Cumhurbaşkanı adayım geçen zamanlara kadar Muharrem İnce'ydi. Ama şimdi insanların çok yanlış düşündüğü bir durum var. Erdoğan bu zamana kadar insanları hep aşağılayıcı şekilde konuştu. Muharrem İnce'nin tek bir kötü konuşmasından dolayı insanlar ona kötü gözle bakmaya başladı. Ben yine Muharrem İnce'yi destekliyorum. Recep Tayyip Erdoğan ya. Çünkü karşısında şu an daha iyi birini göremiyorum ben. Tabii ki Tayyip Erdoğan.
Oyumuz tabii ki AK Parti olacak. Vallahi AK Parti zamanında bir şeyler oldu. Herkes memnun. Ben kendi payıma memnunum. Niye? Kılıçdaroğlu zamanında ben SSK'lıydım. Ta gidip de SSK hastanelerinde sıra bekliyorduk. İlaç da alamıyorduk. Hiçbir şey alamıyorduk. Ama AK Parti geldi. İlaç da alıyoruz. Hastanelerimize güzel. Her şey mükemmel oldu yani. Yolumuzu yaptı. Havaalanlarımız oldu. Üniversitelerimiz oldu. Ondan sonra hastanelerimiz oldu. Maaşlarımız olgunlaştı. Asgari ücret çalışıyorduk. 1,5 lira alıyorduk. Onlar yaptı 5 lira. Daha ne diyeyim yani? Ekonomimiz herkes arabada alıyor. Evde alıyor, her şeyi alıyor. Herkes ekonomisi gayet güzel. Her şey normal, dört dörtlük yürüyor benim gözümde. Çatı çatı millet sıfır araba alıyor. Para olmasa nereden alacak ekonomiyi? Çatı çatı benzinliklerde benzin alıyoruz. Nereden alacağız? Paramız var ki alıyoruz. Herkes de memnun, herkes de yani AK Parti'ye mecbur oyumuzu vereceğiz. Bundan iyisinde bu aşkı bulamayız. Bitti. Cumhurbaşkanı adayımız kim? Yani şu an gerçekten aklımda bir aday yok. Niye? Hepsi aynı şeyleri söylüyor. Seçimden sonra vatandaşı umursamıyorlar bile. Ahmet Mehmet gelse şunu yapacağız, böyle yapacağız, şöyle yapacağız. Seçildikten sonra ortada kimse yok. Milletvekili adayları da bu şekilde. Ben gelsem ben de aynısını yapacağım. Sistem böyle çünkü. Adayım Kemal Kılıçdaroğlu ve Tayyip Erdoğan olmadığı kesin. Ama şu an Muharrem İnce gibi geliyor. Çünkü vaatlerinden dolayı gençlere bakış açısından, ileri görüşlülüğü, depremle ilgili, ekonomi kriziyle ilgili ve şu anda adam su krizi var diyor. Ya Muharrem İnce olacak ya da Sinan Oğan olacak ama Sinan Oğan'ın da alacağı oyu bildiğimiz için ona da versek boşa gider kafasıyla vermeyeceğim ama muhtemelen Muharrem İnce olacak benim adayım. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu ama o da pek işlem değil yani. Çünkü aşırı yaşlı şu an. Genç biri olsa daha iyi olurdu ama şu an Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başka hiç kimse gözükmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sonuna kadar ölümüne Erdoğan. Bu kadar basit. Dünyada itibarımız oldu. İtibarımız. Bizim eskiden Türk dedim yüzümüze bakan yok. IMF 750 bin dolar veriyordu. Şekeri durduracaksın diyordu. Ben şu anda Cumhur İttifakı'nın bir 5 sene daha gitmesini isterim. Niye biliyor musun? Eğer bu seçimi kaybederse bütün yaptıkları heba olacak. Biri geliyor savunmayı durduracağım diyor. Biri geliyor dokunacağım diyor. Biri geliyor S-400'ü hangara çekeceğim diyor. Bize kim saldıracak diyor. Bizim meşhurumuz ateş çemberi. Adam Amerika'dan 10 bin kilometreden geliyor. Suriye'de petrole çöküyor. Bizim burnumuzun dibinde bizim Suriye'de ne işimiz varmış? Şu ana gördüğüm kadarıyla yani AK Parti şu anda alır. Yani şöyle alır. Eğer CHP HDP ile birleşmeseydi belki CHP önde giderdi. Ama CHP HDP ile birleştiği için ben karşıyım yani ona. Benim şu anda Cumhuriyet İttifakı yani AK Parti ittifakı oluyor. Ben bu zamana kadar şeyi vermedim ama AK Parti'yi vermedim ama bu sefer vereceğim. Çünkü hep Devlet Bahçeli'ye verirdim. O zaman da beraber değillerdi. Şu an AK Parti'yi destekleyeceğim. AK Parti'de Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Alım gücü biraz zor. Yani her şey pahalı. Düzelecek yani inşallah. Bunu da temenni ediyoruz. Seçimde AK Parti gelirse inşallah daha iyi olacak yani. Ben sağ görüşlü birisiyim. Yani MHP'liyim. Tayyip Bey'e vereceksiniz. Bakalım. Onda şüphe var. O bir daha yapar işte orada işi karıştırıyor. Ekremimiz güzel kardeş şu anda. Yani işler de var yani. Yok mu yani? Hepsi de var. Hepsi zam mı da var işte ama ekonomimiz güzel şu anda. Alım gücümüz iyi. Reise, Recep Erdoğan'a vereceğim. Her şey çok güzel. Herkes her şeyini alıyor, ediyor ve ben Tayyip Erdoğan'a vereceğim oyumu. Takip edin gündeme dair her şeyden haberiniz olsun.